Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Meltem TV'de yayınlanan Mahalle Kahvesi'nde sahur programına telefonla konuk oldu. Merhaba, iyi geceler. Allah hepimize hayırlı Ramazanlar geçirmeyi nasip etsin inşallah. Öncelikle tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımın başı sağ olsun, başımız sağ olsun. Değerlendirmelerine, ailesine ve parti teşkilatlarına teşekkür ederek başlayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş şunları söyledi. Zor günlerden geçtik. Öncelikle tüm aile bireylerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bütün aile bireyleri hep bir ağız, hep bir yürekle benim genel başkanlığı almam konusunda ittifak içinde oldular. Sağ olsunlar. En büyük destek bu konuda ailem oldu. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Daha sonra bütün parti teşkilatı mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Önemli bir görevi üzerimize aldık. Allah'ın izniyle bu görevi taşıyacağız. Tabii bu süreçte zorlu günlerden geçiyoruz. Babamızı kaybettik, dünyamızı kaybettik. Hakikaten Allah rızası için, Allah davası için bir ömür yaşadı merhum genel başkanımız Sayın Profesör Doktor Aydar Baş. Ve son nefesine kadar da kendi de söylüyordu, biz son nefesimizi siyaseti son nefesimiz için yapıyoruz derdi. Son nefesine kadar da bu davasını, bu azmini, bu kararını sürdürerek bu meşaleyi taşıdı ve ebedi aleme göç etti. Kendisini uğurladık. Allah şefaatlerine bizleri nail kılsın inşallah. Amin. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, 14 Nisan'da Hakk'a yürüyen Profesör Doktor Haydar Baş'ın fikirlerini dünyada iktidar edeceklerini söyledi. Onun bize emanet ettiği davayı, onun bize emanet ettiği fikirleri Allah'ın izniyle bütün dünyada iktidar edeceğiz. Çünkü o, biz biliyoruz ki dünyada bir tek aç insan kalmasın diye bir milli ekonomi modeli yazdı. Ve biz dünyada bir tek aç insan kalmasın diye bu milli ekonomi modelini, ki şu anda dünyada kendisi bunu çok defa söyledi. Millet de bunu anlamaya başlamıştı artık hakikaten son dönemlerde. Dünyada 4,5 milyarlık bir nüfusun yaşadığı coğrafya toplamında bu fikirler, bu modeller uygulanmaya başlamıştı. Biz bunu bütün dünyada iktidar kılana kadar, son nefesimize kadar inşallah bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunu yaşatmaya devam edeceğiz. Çünkü genel başkanımızın da söylediği gibi biz siyaseti son nefesimiz için yaptık ve yapacağız. Kimse umuda kapılmasın. Biz alınıp satılan insanlar asla olmadık ve bu dakika itibariyle de asla alınıp satılan insanlar olmayacağız. Biz davamızın kişiliği için, o ete kemiğe bürünmüş kişilik için asla dünyevi herhangi bir menfaat için koşmadık, koşturmadık. Bu dakika itibariyle de bunlara hiçbir zaman tenezzül etmeyeceğiz. Biz her zaman hakkın yanında olduk, haklının yanında olduk. Bu dakikadan sonra da her zaman hakkın yanında, haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Aldıkları bir kararı da açıklayan Hüseyin Baş, hukukçu Lütfullah Önder'in teşkilat başkanlığına getirildiğini söyledi. Teşkilat başkanlığı görevimizi taşımayı kabul edip üzerine alan Lütfullah Önder kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Yeni görevinde başarılar. Hayırlı Allah'tan olsun. Niyaz ediyorum. Kendi programda güncel meselelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Baş, YKS sınavının bir ay öne çekilmesinin doğru bir karar olmadığını söyledi. YKS bir ay öne alınmış. Yani bununla ilgili bir iki de cümle etmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun, çok da vaktinizi de almayayım. Ancak, estağfurullah. Yani 30 gün öne alındığını duydum. 84 gün çalışma süresi kalan öğrenci kardeşlerimize 54 gün çalışma süresi bırakılmış oldu. Hani yarını alsaydınız diyeceğim, herhalde soruları hazır değil. Bu yüzden yapmadılar. Türkiye'de son dönemlerde artık her şey gece 12'ye 2 saat kala karar alınmaya başlanmış gibi bir durum var. Yani iktidar partimizin de artık olayları planlayıp programlayıp o şekilde hayata geçirmelerini tavsiye edeyim buradan da, bu ekranlar üzerinden. Ancak şunu da söylemeden edemeyeceğim. Babam hep şunu söylerdi. Bu sınava giren çocukların hani Galatasaray Lisesi'nde okuyan çocukla işte Sarıtaş İlkokulu'da okuyan çocuk nasıl aynı sınava girebilir? Bu nasıl bir mantıktır diye söylerdi. Evet, çocukların kaderlerini belli saatlere, belli günlere bağlayıp bütün bir hayatlarını şekillendirmek bence de çok yanlış bir duruştur. Genel Başkanımız bunu çok defa söylemişti. Sınavsız bir üniversite
kazanımı olacağını ilk defa Türkiye'de seslendiren kişiydi. Biz bu fikrin de, bu davanın da arkasındayız. İnşallah bizim dönemimizde de sınavsız üniversiteyi hayata geçireceğiz ve bu gencecik çocukların kaderini 3-5 saatlere, 3-5 günlere bağlamayacağız. Bunu da ilk söylemimiz olarak, parti anlamında, genel başkan olarak buradan ilan etmiş bulunayım sıcak gündem içinde. Ve şunu söyleyeyim, çok zor günlerden geçiyoruz evet, ama herkes hazırlıklı olsun. Bağımsız Türkiye Partisi asla geri durmadan, tabiri caizse bomba gibi yoluna devam etmektedir. Ve inşallah Haydar hocamızın fikrini, Profesör Doktor Haydarbaş'ın fikirlerini Türkiye'de ve dünyada iktidar edeceğiz. Bunu buradan ilan etmiş bulunayım. Çok teşekkür ediyorum yayına bağladınız, fırsat verdiniz. Diğer bütün medya grup mensuplarına da buradan onları da seslenmiş olayım. Bizlere kulak versinler. Çünkü Türkiye'nin tek çıkış yolu bu siyasi yapılanmadadır Allah'ın izniyle. Ve biz bu çıkış yolunu, bu çıkış şifrelerini biliyoruz. Hayata geçireceğiz.